Ekleyin dedi. Şey yapıyorum ya. Ablacım diyor ki bana bir tane daha sandalye alın dedim ben. Bir tane sandalye ekleyin. Güç olsun. Geldim abi. Ben bunu öğrenmiştim. Ben...
Abi gel gel. Oğlum gideceğiz hadi. Gel gel. Abi. Abi ya. Bizi oraya kurdular. Abi. Tören programı. Polis memuru rahatsız yaparsan tören programı arz ederim. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın Daire Amirlerim, Sayın Misafirler. Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökcan Koşal'ın cenaze tören programını arz ediyorum. Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökcan Koşal'ın özgeçmişinin okunması, saygı duruşu, Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Hakan Pındık'ın konuşmaları, Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, duaların yapılması, cenazenin uğurlanması, arz ederim. Özgeçmiş, 950.155 sicil sayılı şehidimiz Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökcan Koşal. Hüseyin ve Kamiloğlu 1 Ocak 1990 Tekirdağ doğumlu. Tekirdağ Süleyman Paşa nüfusuna kayıtlıdır. Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olmuş. 2013 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda erbaş olarak askerliğini tamamlamış. 2019 yılında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlamış, bekardır. Dün gece saat 24 sıralarında kavga ihbarı anonsu üzerine olaya müdahale esnasında ateşli silahla yaralanmış, kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı bugün Rüstempaşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazı sonrası ilimiz Süleyman Paşa ilçesi Eskişehir Mezarlığı şehitliğine defedilecektir. Değerli meslektaşımızı ebediyete uğurlarken merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, tüm yakınları ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.
sizleri şehidimiz için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Hakan Pındık konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hazırım. Sayın Valim, değerli halkım ve çok kıymetli Tekirdağ'da hemşehrilerim. Polis teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamakta, geleceğimizi tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Şimdiye kadar bu mücadelede birçok şehitler vermiş, kahraman bir teşkilatın mensubu olarak biliyoruz ki aziz milletimiz her daim şehitleri kalbinde yaşatmış, daima hatıralara sahip çıkmıştır. İlimizde meydana gelen olayda çarşı ve mahalle bekçimize yönelik yapılan hain silahlı saldırıda müdürlüğümüz kadrosunda görevli Gökçen Koşal ve Fırat Doğan kardeşimiz yaralanmış. Gökçen Koşal kardeşimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlik yüce dinimizde peygamberlikten sonra giden en yüce, en üst makamdır. Bugün burada ülkemizin birliği, bütünlüğü, milletimizin huzur güvenliği uğruna canını feda eden, mesleğinin ve ömrünün bağrındayken şehit düşen kardeşimizi ebedi yolculuğa uğramak ve kendisine karşı son görevimizi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Vatanımız ve milletimizin huzuru uğruna canını içi sayarak ölüme koşan şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımızın tüm mensuplarına ve Tekirdağ halkına sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Garnizon Komutanım, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, şehidimizin hem çok kıymetli, hem çok saygıdeğer ailesi, asırımızı, güzide mensupları, değerli arkadaşlarım, emniyet teşkilatının fedakar, cefakar mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an sözün bittiği yerdeyiz. Bir şehidimiz var. Vatan millet savunması bakımından birçok şehit verdik vermesine. Ama bu şehidimiz hakikaten çok yüreğimizi yaktı. Çünkü kendini bilmez birinin hiçbir sebep yokken toplumun düzenini, insanların rahat ve huzurunu temin etmeye çalışan bekçi kardeşlerimize doğrudan ateş ettiler. Bu hiçbir şekilde affedilebilecek bir durum değildir. Gerek bizim vicdanımızda, gerek mahşeri vicdanda bu mutlaka karşılığını bulacaktır. Mahkemelerimiz, hakimlerimiz mutlaka gereğini yapacaklardır. Ancak gencecik bir tülende kaybettik. Bu da bugünün gerçeği.
diğer arkadaşımıza Allah'tan hayırlı, acil şifalar niyaz ediyorum. İnşallah sağlıcakla kavuşuruz. Aramıza döner ve görevine devam eder. Emniyet teşkilatı en üst rütbelisinden en aşağıda görev yapan ferdine kadar bu toplumun huzuru için çalışıyor. Bizler sıcak yataklarımızda huzur içerisinde, güven içerisinde uyuyalım diye onlar hem rahatlarından vazgeçiyorlar hem de bugünkü gördüğümüz gibi canlarından vazgeçiyorlar. Onların yaptıkları bu kutsal görevi ne yapsak bu kutsal görevin karşılığını, bu fedakarlığı ne yapsak karşılayamayız. Hepinizin huzurunda hem kendilerine teşekkür ediyorum hem başsağlığı diliyorum. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz hepsi bizim huzurumuz için gayret etmekte. Onun için çaba sarf etmekte. Onun için kendi sevdiklerinden, kendi ailelerinden ve hatta kendi canlarından seve seve vazgeçmektedirler. Çünkü bu görev vatan, millet, bayrak, ezan, aşkı olmadan başka türlü de yapılmaz zaten. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Şehidimizin makamı âli olsun inşallah. O cennete gitti. Peygamberlerden sonra bizim inancımıza göre peygamberlerden hemen sonra cennete gireceklerdendir. O gittiği yerden memnun da biz ayrılıktan dolayı üzüntümüz. Rabbim ailesine de bizlere de hepimize hayırlı sabırlar ihsan etsin. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. İl müftümüz İsmail İpek dualarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, bugün burada bu genç kardeşimizin merasiminde ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Sana dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle. Bu kardeşimizin şehadetini makbul eyle. Kendisine rahmet, mağfiret, cennet nasip eyle. Ya Rabbi, geride kalan annesine, babasına, kız kardeşine, silah arkadaşlarına, hepimize, arkadaşlarına ecir ve sabırlar ihsan eyle. Haline bakıp ibret almayı da bize nasip eyle. Hiçbirimiz nerede ve ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bu hal üzere yaşıyoruz. Ya Rabbi, her an ölecekmiş gibi hazır olarak yaşamayı nasip eyle. Kendine kul, peygamberimize ümmet, şu güzel ülkenin hayırlı bir yurttaşı olarak yaşamayı bize nasip eyle. Hepimizin hataları, kabahatleri, kusurları, günahları var. Affeyle. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri bağışla ya Rabbi. Yaklaşan Kurban Bayramı'na da sağlık, afiyet erişmeyi nasip eyle. Şu korona illetinden bizi kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimize, ailesinden rahmete göçmüş bütün akrabalarına, burada bulunan valimiz ve hepimizin cümle geçmişlerine, hasreten bu vatan için göğsünü siper eden asker, polis ve her türlü vazifeyle vazifeliyken şehit olan cümle şehitlerimize rahmet eyle, mağfiret eyle. Ya Rabbi, onlar önce gittiler, biz de sonra gideceğiz. Hepimizi cennetinde buluştur, cemaline kavuştur. Hepimizi sevdiklerin arasına katıver ya Rabbi. Verdiğin bütün nimetlere şükürler oluyoruz. Sen bize
insan olmayı, mümin olmayı, Müslüman olmayı, bu güzel ülkede yaşamayı, bunca nimetlerden istifade etmeyi nasip ettin. Kadir kıymetini bilmeyi de nasip eyle. Sorulunca hesabını verebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bu duamızı kabul eyle. Ordumuza, yurdumuza, ülkemize, alem-i İslam'a huzur, saadet nasip eyle. Devletimize güç, kuvvet, milletimize birlik, beraberlik lütfeyle. Bizi nefsimizin, şeytanın, kötü insanların şerrinden koru ve muhafaza eyle. Bu kardeşimize yapılan suikast hepimizin canını yaktı. Böyle insanlardan hazır eyle, bizleri muhafaza eyle. Hepimize iman, Kur'an, salih ameller ve güzel ahlak ihsan eyle. Tevbe etmeyi nasip eyle. Duamızın kabulü için kardeşimizin ruhunun ve bütün geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, hayırların fethi için, şerlerin de defi için, Allah rızası için El Fatiha. Cenazenin uğurlaması hazırdır. İstikamet cenaze aracı. Törenedim. Hoş. Allah.